Vay anasını arkadaş ya. Başımıza bu da mı gelecek? Sen kızı büyüt, besle. Kocaman et, eli alemin oğlu gelsin. Bir günde alsın kızı götürsün. Kimle konuşuyor Seyfi? Allah canı almasın. Ne oldu? Kızım Rukiye ne düşmana yaklaşır gibi yaklaşıyorsun ya. Ses versene, korktum. Ses veriyorum, korkma. Ay maskem düşecek. Ne bu şimdi? Aşık yaptım değil mi? Yarabbim. Ne oldu? Bak, şuraya bak ya. Suratına bir de beyaz bir şey sürmüşsün. Ne yapmışsın? 1+1 evde dolaşan sevimli hayalet Casper gibi. Sevimsiz. Sen ne anlarsın be? Maske bu. Yarın böyle güzel görünmek için yaptım. Neden? Seni mi isteyecekler? Keşke seni isteseler. Ne diyorsun Seyfi ya? Ne güzel işte, sevin. Kızımızın mürüvvetini göreceğiz. Ya tamam, kızımızın mürüvvetini göreceğiz de. Ya Rukiye, bunlar daha yeni tanıştılar. Yani çok olmadı. Ayrıca ne bileyim, damadın ailesini tanımıyoruz. Evlenmeden önce iyice tanımak lazım. Ne var canım, sen de beni tanımıyordun. İşte onu diyorum, iyice tanımak lazım. Öyle mi? İyi o zaman. Beni tanıyana kadar salonda yat sen. Gelme yanıma. Terbiyesiz. Sanki yanına gelsen bir şey olacak. Kapalı kişi. Ulan acaba insanların aklını okuyabilseydim nasıl olurdu? Yarın gelecekler kızı istemeye. Bunlar nasıl insanlar? Şöyle bir an anlayabilsem. Ulan ne güzel olurdu be. Ah. Baba! Ya baba! Baba! Ya ulan hala uyuyorsun, öyle mi oldu? İnsanlar gelecek. Baba! Verme! Verme! Ah kızım! Kızım buradasın. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Vermeyeceğim seni. Sen daha küçücüksün. Üf! Bir de bayıl istersen Feriha. Ne? Nene. Ne dedin? Bir şey demedim babacığım ya. Ben de çok üzülüyorum bu evden ayrılacağım için canım baba. Vallahi mı? Çok şükür sonunda evlenip ayrı eve çıkacağım. Ben anneme bakayım, sen de hazırlan tamam mı? Saçım bozuldu, ne bakıyorsun saçıma? Uf, anne! Anne bak, saçım mı bozuldu benim? Olur lan! Lan ne oluyor? Yoksa dualarım kabul mu oldu? Anam vallahi dualarım kabul oldu. İnsanın aklından geçenleri okuyabiliyorum. Dur bakayım ben ne düşünüyorum. Ulan çok düşüncesizim ya. Günaydın babacığım. Günaydın. Babacığım ne ya? Kuş gibi olduk iyice. Baba da geç ya da direkt Seyfi mi desem? Ne bozulur var ya. Ne günün lan? Hiç Seyfi, hiç babacığım. Aklıma bir şey geldi de. Bana bak. Misafirler gelecek. Git şu saçını başını düzelt. İnsanların yanında düzgün durmak lazım. Emredersiniz babacığım. Yazık la. Bunun da gücü bir bana yetiyor. Kahve dağıtı çıktı, haberi yok. Bir şey mi dedin? Yok. Ne diyeceğim babacığım? Siz varken bana laf düşer mi? Ha şöyle. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Ezik lan bu. Git lan içeri. Ne oldu ya? Git içeri, ceketimi getir. Alırım şimdi ayağımın altına ha. He alırsın. Dur korkmuş gibi yapayım da kendini bir şey sansın. Lan! Tamam baba. Tamam babacığım. Loser ya bu. Şey. Neyse şimdi konumuz o değil. Damat bir ailesi. Bakalım onlar neler düşünüyorlar kızım hakkında. Ay onlar... Seyfi. Ne konuşuyorsun yine kendi kendine? He yok ya, önemsiz bir şey. Demek ananla ilgili. Nerede kaldı bu misafirler? Vaz mı geçtiler yoksam? Hayır ya, niye vazgeçsinler? Gelecekler birazdan. Gelmezlerse kaçarım valla. Gelsinler, çabuk gelsinler. Geldikler. Buyur babacığım. İnşallah cebinden para aldığımı anlamaz. Bir daha paraya ihtiyacın olduğu zaman bana söyle. Bakmadan nasıl anladı lan? Ben babayım, her şeyi anlarım. Lan, aklımı mı okuyorsun? Evet. Babam aklımı okuyor, anne. Gerizekalı, seni sadece ben duyabilirim. Ne oluyor ya? Ah, gel gel, ben kahveleri yapayım. Bu ne heves ya? Bu ne heves? Direkt kapıdan teslim edelim seni. Temassız olmasın ama. Gidin, gidin. Ucu ne? Hadi ver onu. Öyle hemen kız vermek yok. Önce bir tanıyalım insanları. Ay sanki kendi evlenecek ya. Git, bir şey düşünmeyin. Artık gitin. Açın şu kapıyı. Tamam, açıyorum. Oldu, oldu.
Ne oldu bu adama ya? Aman evet, efendim, hoş geldin. Hoş geldiniz. Tüh, hep ayakkabılarla girdiler ya. Ayakkabıları çıkarsa mıydınız acaba? Ne diyorsun Seyfi, ne kadar ayıp. Nasıl rahat ediyorsanız. Bu çiçekler sana. Ya niye zahmet ettin? Ne zahmet edeceğim, olur mu? Bir tane öpsem görürler mi acaba? Öp de göreyim. Efendim? Elimi diyorum. Öp de bir göreyim. Ha, öpeyim tabii efendim, öpeyim. Bula bula bunu mu bulmuş be? Süzme lan bu. Bence de. Değil mi? Efendim çocuğa bir şey oldu ama heyecandan kafa gitti oğlum. Takılmayız. Ay 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 güzel kızım, maşallah ne kadar güzel olmuşsun. Ay sizin kadar olamam. Evet olamazsın, çırpık bacaklı sen. Nasıl? Maşallah çok güzel olmuş ha. Diyorum. Ay kusacağım şimdi. Evet, evet. Efendim biraz tanıyalım birbirimizi, ne de olsa ilk defa geliyorsunuz evimize. Ben daha önce geldim de siz yoktunuz. Öyle mi? Efendim, ben Necip. Bu yanımda görmüş olduğunuz vatandaş da eşim Canan. Ben de oğulları Canip. Vallahi söylemesen oğulları olduğunu anlamayacaktım. Laf mı soktu o? Kurban ol seni oğluma. Canip ne güzel isim, anlamı ne? Aa, dur anlatayım. Sen anlat. Hikayesini anlatayım mı? Geçen sefer ben anlattım, bu sefer sen anlat. Şimdi bak, benim adım Canan. Canan'ın canı geliyor. Necip'in ipi Canip. Vallahi mükemmel, yaratıcı bir isim o. Babası beni sevdi. Babamı çok seviyorum. Babamı çok seviyorum. Babanın yanına. Bu da bizim oğlan Evliya. Aa, Evliya mı gerçekten? Bunlar konuştukça vazgeçecekler. Konuyu değiştireyim. İsimlere bu kadar takılmasak mı ya? Sonuçta biz gençlerin mutluluğu için buradayız bugün. Ben sadece oğlumun mutluluğu için buradayım. Gelin umurumda değil. Ne güzel, ne güzel. Efendim, nereliydiniz siz, memleket? İstanbul. Dırıkkale. Ne yalan canım, biz yedi bebek İstanbulluyuk. Daha geçen sene koştuk. Ne işle meşguldünüz? Efendim... Bizim gıda firmamız var. Yok gıda o dingi. Kıçbırık bakkal dükkanımız var. Ay be! Ay Canan Hanım, üzerinizdeki ne kadar yakışmış. Ay çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hiç yakışmamış. Ay senin de makyajın çok güzel olmuş. Ay sağ ol. Kaçıma kaş göz çizsem daha güzel olur. Ay canım benim. Ay canım. Canım tatlım canım, benim, tatlım canım, benim. Bu kadınların profesyonelliği çok acayip bir şey. Babam için her şeyi yaparım. Bir dur lan, bir dur. Yazık adam kendi kendine konuşuyor, deli herhalde. Efendim. Bizimkiler, gençler birbirlerini görmüşler. Bizim oğlan da sizin kızı beğenmiş. Nasıl olduysa artık. Allah'ın emri. Dur, dur. Şimdi Allah'ın emri de oralara gireceğiz de. Önce biz biraz daha birbirimizi tanıyalım. Anlattık. Kesin vermeyecek. Ay hem bir kahve için canım. Aa evet, kahvelerinizi nasıl aldınız? Aa güzel kızım, hepsi sade olsun. Becerebilirsin tabii. Çırp. Tuvalete diye kalksam, bir kere öpüp gelsem kimse anlamaz. Ben bir tuvalete gideyim. Atılan! yani tuvalet tadilatta da bir an öyle yüksek tepki verdi mi? Yaş kaçtı sizin? 49. 50. Ya adam bir yaşın yalanını söylüyor Allah. Necit, Necip, Canip, Canit. sen... Ne işle meşgulsün oğlum? Efendim ben özel bir şirkette çalışıyorum. Ne şirketi? Özel, söyleyemem. Aferin, işsizim demedi. Babasının oğlu. Efendim, ben
Bakın kızım benim için çok kıymetlidir. Kızım için benim için çok kıymetlidir. Ben bugüne kadar kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokmadım. Aynı şekilde sizin de o şekilde davranmanızı beklerim. Tabii efendim, tabii. Doğalgaz zor ediyoruz lan. Nasıl? Efendim siz hiç merak etmeyin. Kızınıza kendi kızım gibi bakarım. Sen önce bize bak lan. Açlıktan öleceğiz. Ay abisi de çok hassastır bu konuda değil mi Evliya? Yani, babacık, babacık. Evliya, sana diyorum. Pardon anne, babamı ne kadar çok sevdiğimi düşünüyordum da. Sen de bir şeyler soraydın. Sorayım. Hangi takımlısın lan Cünüp? Cünüp. Beşiktaş. Ha? Sonunda birisi güzel bir laf etti. Efendim ben de Beşiktaşlıyım. Galatasaray. Lan. Takımını da yalan söylemezsin be adam. Ne yalanı ya? Efendim heyecanlandı yani şimdi babası tabii. Her şey güzel olsun istiyor. Sonuçta bir kere evlenecekler. Belki boşanırlar, ne biliyorsun? Düğünü nerede yapmayı düşünüyorsunuz kızım? Ulan hiç düşünmedim ki. Çırağan diyeyim de zengin sansınlar. Çırağan! At yalanı, seveyim inananı. Ya direkt balayına gitsek keşke. Gitsedin. Yeter lan artık. Ne oluyor? Sen iyi misin? İyi değilim ben. İyi değilim Rukiye. Vallahi ben iyi değilim. Bastılar bana. Tamam canım. Kız babası olmak kolay değil. Sizi anlıyorum. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben kızınıza elimden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağım ya. Yapmayacak. Kızınıza kendi kızım gibi bakacağım. Bakmayacak. Bana güven. Güvenme. Kimse görmeden bir kere öpsem ya. Yeter lan. Yeter artık. Bana bak. Sabahtan beri ne şeyler düşünüyorsunuz ya? Benim size verecek kızım yok. Defolun. Yürü be. Kimin babası? Sen de bir dur lan. Bir şey düşünme. Seyf ne diyorsun? Baba ayıp, ne diyorsun ya? Ne ayıp ediyorsun? Ayıp yok. Ben bunları anladım ya. Bunların böyle bakma tatlı göründüklerini. Bunların içi kötü. Ya sen nereden bileceksin baba? Kızım ben baktığım zaman insan sarafıyım. Böyle adamın rötgenini çekerim valla. Aa hiç hak etmediğimiz şeyler duyuyorum şu an genç. Oysa ben sizi ilk gördüğümde ne kadar çok sevmiştim. Hiç sevmedim meymenetsiz. Ben de seni sevmedim meymenetsiz. Aa! Aklıma mı okudu lan o? Başta ben de korktum da girince alışıyorsun. Dedi cool. Seyit bir ayıp oluyor. Ayıp. Baba bilerek mi yapıyorsun? Kızım bilerek yapmıyorum ya. Allah, mesela bu kadın seni sevmiyor bile. Aa, kuru iftira. İftira yok. Sakın ha böyle bir şeyden gelme bana. Ben senin neler düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ondan sonra çırağın meselesi. Komple yalan. Ama efendim ben... Sakın ha. Gitmeyleri. Ve her şeyden daha önemlisi. Bu adam Beşiktaşlı değil. Galatasaraylı. Necip doğru mu? Vallahi nereden bildi anlamadım ya. Neden? Sen de sıslan. Sen de. Neden? Telefonu gidelim benden 200 liler. Aa. Sen çok mu normalsin lan? Lan mı? Şuna bak ya. Ayıp ya. Şurada size kendimizi sevdireceğiz diye atmadığımız takla kalmadı ya. Çocuğumun için, mutluluğu için iki tane yalan söyledim. Ne var? Hem becerememişim. Ayrıca iyi yalan söyleyebilsem anlamazdık zaten. Hadi sen çocuğunun mutluluğu için yalan söyledin. Peki ya bu kadın? Benim kızıma çırpık diyor. Ne var benim için 5-6 kilo alsa? Çırpık değil mi yani? Hah, itiraf etti, gördünüz. Ben de kaynanamdan böyle gördüm, ne yapayım? Ay bir dakika, tamam Seyfi. Canip'le ilgili kötü bir şey hissettin mi? Allah var, onunla ilgili kötü bir şey hissetmedim. Sadece biraz saftirik. Saftiriyim, evet. Çocukla ilgili kötü bir şey hissetmemişsin. Ne var yani, sen çok mu doğrusun Seyfi? Senin için dışın bir mi her zaman? Her insanın bazen böyle yüzüne güldüğü, içinden kötü düşündüğü anlar oluyordur canım. Misal ben Canan Hanım'ın kıyafetini hiç beğenmedim. Yazıklar olsun. Ay sus, sen de benim makyajıma bayılmamış olabilirsin belki. Evet, hiç beğenmedim. Ha. Ayrıca anan da beni sevmiyor ama 25 yıldır bir aradayız. Biz birbirimizi sevdikten sonra ne önemi var? Değil mi? Biz birbirimizi seviyoruz değil mi Seyfi? Evet. Hem önemli olan çocukların birbirini sevmesi, onların düşünceleri. Bırak aileler mi evleniyor? He? Seyfi. Tamam. Çocuk. Seviyor musun sen bu çocuğu? Evet babam. Seni seviyorum ama kızım. Tamam. Tamam da yani ben de ne yapayım canım? İnsan her gün kızını vermiyor yani öyle basit bir iş değil o. O yüzden... Ha? Şöyle ya.
Hadi baştan başlayalım. Hadi. Yalan dolan siz ama bak. Tamam ya söz. Tamam sana söz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Aman baba bunları kız mı bilir? Damadı da hiç sevmedim. Benim babam senin babanı döver. Evliya ne diyorsun oğlum? Ay ben onu içimden söylemedim yani. Efendim, madem çocuklar birbirlerini sevmiştir... Verdim. Ya! Hayır olsun. Bu sefer öpeceğim, kimse tutmasın beni. Ne yapıyorsun lan sen? Seni babacığım, seni öpeceğim.